gün ortası rapor aldık araştırma masamızdan ve altın konuşmayı sürdüreceğiz. Telefon hattımızda ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar var. Kenan hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar. Şimdi biraz önce verdiğimiz haberi izleme şansın oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Bir olmadıysa ben bir özet geçeceğim. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı bir değerlendirme, bir tahmin, bir projeksiyon çalışması. Bu çalışmaya göre altın fiyatlarındaki artış bu yılın ilk çeyreğinde %21 nispetinde ve yukarı doğru gitme eğilimi son derece güçlü deniyor. Buna da işte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının gündemde olması, Çin'in gerilemesi, yani para piyasalarındaki güvensizlik altın fiyatlarını adım adım yukarıya çıkarmaya aday. Zaten bunu biliyoruz. Bu bir denklem. Para piyasalarındaki güven azaldığı zaman yönelim mutlak surette altına ya da bir başka emtiaya doğru oluyor. En güçlü emtia da altın. Acaba bu eğilim ne kadar devam edecek? Bir de tabii içeride gram altın bazında da değerlendirme yapmanı isteyeceğim. Sizin de belirttiğiniz gibi altın genelde iki şekilde tutulurdu. Birisi güvenli liman ihtiyacı, diğerinde de enflasyona karşı satın alma gücünün korunması. Piyasalarda birinci etkenin bu yıl boyunca etkili olduğunu görmekteyiz. Özellikle yılın başlangıcından itibaren Çin'deki olumsuzluklar, Avrupa'da yaşanan bankacılık krizi ve diğer risklere karşı finansal sistemin uğrayabileceği, yatırımcıların bir miktar daha fiziki altın talebinde artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Fakat fiyatlar her ne kadar 1280 seviyesinin üzerine birkaç defa deniyor olsa da neredeyse Mart başından itibaren bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış yapmadığını gözlemlemekteyiz. Bu noktada da bu seviyeden yukarıların birazcık spekülatif olabileceği düşüncesi hakim. Zaten Altın Konseyi'nin beklentisine yakın olarak altının bu yıllık fiyat artışı dolar bazında neredeyse %20'lere gelmiş durumda. Yukarı yönlü çok fazla bir marj da gözükmemekte. Tabii ki altında yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Fakat burada fiziki talebin devam etmesi gerekmekte. Çin kaynaklı talebin bir miktar durulduğunu gözlememekteyiz son zamanda. Diğer yandan Avrupa'da bir miktar finansal pozisyon açılmış durumda. Gram altına gelecek olursak, gram altın bildiğiniz gibi geçen hafta tarihi bir rekor kırarak 120 seviyesinin üzerine kadar çıkmış durumda. 121'leri de gördü hatta. Buradaki etki tabii ki birazcık dolar TL ile ons altının hareketinin birleşiminden oluşmakta. Özellikle son birkaç gündür dolar TL'nin gerilemesi gram altın olan talebi ya da fiyata yansımasını azaltmakta. Bu sebepten de 121-60 seviyesinin yukarı yönlü kırılması birazcık zor gözükmekte. Peki bir piyasa sorusu var. Vahap Bey şöyle diyor. Ons altındaki artış, yani artışın devam edeceğini varsayıyoruz. Şu anda altının yönü aşağı doğru ama yukarı doğru gitme ihtimali son derece yüksek. Ons altındaki artış doları ne kadar baskılar? Yani dolarda bir gerileme olur mu? Tabii dolar TL için düşünüyorlar bunu. Bir de BIST için de acaba yükseliş fırsatı yaratır mı? Şimdi tabii ki ons altındaki artış dolar TL ile birazcık bağımsız hareket eden etmenler. Dolar TL bildiğimiz gibi hem bizim iç gelişmelerimizden hem de Amerikan dolarının seyriyle etkilenmekte. Genelde Amerikan dolarındaki fiyat hareketlerinin altını ve Türk lirasını daha fazla etkilediğini gördük geçmişte. Bu trendin de devam etmesi beklenilebilir. Orada tabii ki Amerikan dolarındaki bir gerileme altının yukarı yönlü hareketini hızlandıran bir etmen aralarında oluşan ters korelasyondan dolayı. Biz bize gelirsek eğer özellikle tahvil faizlerindeki bugün ve dün yaşanan gerileme, dolar TL'deki gerilemenin etkisiyle bankacılık sektörüne bir miktar talep olduğunu görmekteyiz. Bugün de bankacılık endeksi %1.11 artarken sanayi endeksindeki bu oran %0.24 civarlarında. Faiz ve dolardaki gevşeme devam ederse bankacılık hisselerine bir miktar daha talep olacağını düşünmekteyiz. Evet. Peki iki küçük soru var, onunla noktalayabiliriz. Sinan Çolak diyor ki ons altında alım yapmak için bu seviye makul mü diyor. Biraz önceki seviye 1279. Umut Erdem de dolar acaba 2.90'ın altını görür mü? Bir de bunu yanıtlamanı istiyorum. Tabii ki. Altın sorusundan başlayacak olursak altının neredeyse Şubat'ın başından itibaren 1200-1280 kanalında hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Bir iki defa bu kanalın dışına çıksa da genel hareketin 1280-1230 bandında oluştuğu gözlemlenmekte. Bu bandın dışına çıkana kadar bu bandın kalıcı olmasını bekleyebiliriz. Fakat özellikle Fed'in 2016'da faiz artırmayacağına dönük bir somut gelişmenin olması, Amerikan datasında olumsuzluğun olması durumunda
tekrar 1300'lü seviyeler denenebilir. Amerikan doları endeksinin güçlenmesi durumunda ise özellikle 95 seviyesinin üzerine çıkarsa altında bir miktar daha geri çekilme oluşması mümkün. Evet. Peki çok teşekkürler ve biz kaldığımız yerden İngiltere